Merhaba arkadaşlar. Bugün de bu trace'lerden ziyade yazdığım script'leri nasıl debugger moduna alıp o debugger modundan inceleyebiliriz, onlara bakacağız. Bu debugger modu için ilk önce runtime manager kısmında, yani burada yapacağım şey script'lerin nasıl çalışıyor, nasıl tepkiler veriyor onu görmek amacıyla yapıyoruz bunu. Script debugger kısmında screen debugger kısmını enable etmeniz gerekiyor. Burayı enable ettikten sonra projenizi tekrardan bir kapatıp açmanızı istiyor sistem. Daha sonrasında zaten proje çalıştıktan sonra burada yapacağımız şey Chrome iki nokta üst üste slash inspect dememiz gerekiyor. Bunu dedikten sonra burada bir configuration kısmında isterseniz işte local IP 127.0.0.1'i girip 92.22 portunu da girip aktive ederseniz size ilgili eventlerle alakalı cihazı açacaktır burada. Burada inspect'e basarsanız artık bizim bu sayfada yazdığımız kodlar burada önümüze düşmeye başlar. Şu şekilde örneğin şurayı kapatıp source kısmına geliyorsunuz. Source kısmında ilgili modülün bilgilerini ya da ilgili modülle alakalı yazılmış olan butonlarla da vesaire kodlara erişiyorsunuz aslında bakarsanız. Şimdi bizim bu yazdığımız programın içerisinde örneğin 5'e eşit olduğunu gördüğümüzde, örneğin add bir breakpoint dersek biz buraya şu sağ tıklayıp işte add breakpoint derseniz buraya bir şey atıyor size göstermek için. Bunu da watch kısmını da açarsanız oradan izleyebiliyorsunuz. Örneğin compare dediğimde şu an aslında şey yapıyor, sistem oluşturuyor bize. Compare diyorum, yine sistem ilgili kısmı oluşturuyor. Aslına bakarsanız ama işte 5 derseniz, örneğin compare derseniz burada breakpoint oluştu, bu kısma girdi artık program ve değerlerin işte 5 olduğunu, tag value 1'in 5 olduğunu bize gösteriyor sistem. Örneğin 22 olur. Eğer ben bu 37 satırını compare edersem burada şey yapar, bu sefer de buradaki değerleri sistem gösterir. Şuradan pause'u çözüp devam ettirebilirsiniz bakın kodları. Burada da değerin kaç olduğunu size yine sistem söyleyecektir. 28 olarak şu anki aktif değerini görüyoruz, gördüğünüz gibi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunu da scriptlerinizde kullanıp daha efektif projeler geliştirmenizi, hatalarınızı bulmanızı yardımcı olacaktır. Teşekkürler.